Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karayil'e ait geometri soru bankası kitabında üçgende alan konusundaki dördüncü testin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 68 ve 69'u çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda 6, 8, 5 kökü ve 2 kökü verilmiş. Şekilde 90 derece yödyordu. Özel bir açı varsa üçgenlerin alanları nasıl buluyordu? Taban çarpı tabana ait yükseklik. 6 Tabana ait yükseklik hocam çizsek şöyle. O şurada bir 45 45 90 üçgen çıktı. 5 kökü ise burası 5 5 yapar yani yükseklik 5 yaptı. Peki hocam bana şu üçgenin alanı lazım. E, bu tabana ait yüksekliği de çizelim o zaman. Bu tabana ait yüksekliği çizdiğimiz zaman da o zaman büyük üçgende üç şey çıktı. 45 45 90 üçgen çıktı ve burası 7 kökü olduğundan yani şurası da 7 yaptı. Alan BCD BCD yani 7 çarpı 8 bölü 2. Eksi alana DF isteniliyor bizden. 6 çarpı 5 bölü 2 taban çarpı yüksek bölü 2. Yani 28 eksi 15'ten cevabı 13 diye buluruz. Evet birinci soru balık kesir oldu. Geldik ikinci soruya. Üçgen şeklindeki ABC kartonunda şöyle bir katlamalar yapılmış. Ve 135 derece verilmiş. FG uzunluğu da 10 verilmiş. Evet şurası 10 verilmiş. Buna göre AFG üçgenin alanı. AFG üçgenin alanı 24 birim kare olduğuna göre X kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi ne diyoruz? üst üste binen kenarlar birbirine eşit diyoruz değil mi? Hocam şunlar birbirine eşit. İşte şu parçalar birbirine eşit. Hatta açılar da birbirine eşit. Alfa ise burası da alfa mıdır? Evet. Hocam burada da bunlar birbirine eşit. Hatta burası beta ise burası da beta mıdır? Evet. Dikkat et alfa. burası da beta oldu. Alfa artı beta'yı kaç derece bulduk? 45 derece bulduk. Hocam alfa artı beta 45 derece ise. o şurası 90 derece oldu. Çünkü bunun tamamı 135 derece olduğundan dolayı. E sonra bizden şu x isteniliyor bizden. Tamam. Şuraya bir a diyelim. O zaman burası da a. Buraya bir b diyelim. Burası da b mi? Aynen öyle. Şimdi afg üçgenin alanını vermişler bize 24 diye. Hocam a çarpı b bölü 2 eşittir 24. a çarpı b'yi kaç bulduk? 48 bulduk. E bir de burada sarı üçgende pisagor bağıntısı onun karesi eşittir. a kare artı b kare olduğundan dolayı 2 bilinmeyen 2 işlem var aslında burada. Yani a yerine 48 bölü b yazıp burada işlem yapabiliriz. Ama bununla uğraşmayalım. Hissedelim büyük ihtimalle üçgendir. 6, 8, 10 üçgendir. E hocam 6, 8, 10 üçgeni olunca A yerine 6, B yerine 8 yazınca ya da tam tersi 6 e, çarpı 8 bölü 2, 48. Yani 6 çarpı 8 de 48 geliyor mu? Geliyor. Çünkü bu üçgen alanı 24 de yapıyor. Sıkıntı yok. O zaman A 6 olur, B de 8 olur ya da tam tersi A 8, B 6 olabilir. E bizden zaten şu uzunluk isteniyor. Yani burada da hissederek yaptık arkadaşım. 16, 8 daha 24. O zaman cevap 24 oldu ikinci soruda. Yani ikinci soru ne çıktı? Cehan çıktı. Geldik 3'e. Bir katlama var. Katlama gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Eski halini şöyle bir geri açıyorduk değil mi arkadaşım? Eski haline geri açtık. Eski haline geri açınca üstüde binen kenarlar eşit. Üstüde binen açılar eşit. E, şu kenarla şu kenar eşit. Hatta bu kenarla da bu kenar eşit. Tamam. Gerçi şurada keşitleri vermiş. Bunu kullanacağım büyük ihtimalle. Şu, şu eşitliği yazayım. E, hatta burası da çift çizgi olacak. Peki. Şuraya ben KC üstüne K dersem. Şuraya K dersem. Ali Kara uzunluğu da kaç verilmiş? 3K verilmiş. Hmm, başka ne yapacağım burada? Hocam burası 4K iken burası da 4K. Üst üste binen kenarlar eşit. 4K. E tamam. E açı ortaylık var burada. Dikkat et. Açı ortaylık. 4'e 3 olan var. Yani burası 4A iken burası ne olacaktır? 3A olacaktır. Şimdi burası 4A iken burayı 3A buldum ya. E burası da 4A olacak. Yani buraya ne kaldı o zaman? A kaldı. Şimdi alan ABC belli ve bizden alan ABK isteniyor. Alan dağıtalım. A'da kalan A ise 3 A'da kalan 3 A'dır. 4 A'da kalan 4 A'dır. Hatta üst üste binen alanlar birbirine eşit olacak ya. Burası 4 A ise burası daha A olacak. Ya da 3 K'da kalan 3 A ise K'da kalan A diyebiliriz. Şimdi alan ABC'ye bakalım. Hocam 4 4 8. 8 A eşittir 72 verilmiş. A'yı buradan kaç buluruz? 9 buluruz. Ee, bizden alan isteniyor zaten. Yani cevap akçay oldu. 3. soruda geldik 4'e. Alan dağıtma sorusu. Belli ki oranlamalar verilmiş. Burası a iken burası 3A verilmiş. EF'ye A yazdım. AF 3A olacak. Buraya kaç A kaldı? 2A kaldı. Sonra buraya B dersem DE uzunluğuna B dersem burası tamamı 3B olacak. 2B kaldı. Şu DF'ye C derken CF uzunluğu da 3C olacakmış. O zaman buraya da 3C yazdım. Hadi bakalım alan dağıtalım. Şuradaki onu dağıtacağız. Hocam bir yerden başlayalım. C'deki alan 10'sa tepe noktası burası. Hop üçgen oluşturduk. Burası kaç yapar? 30 yapar. Sonra A'daki 30 sa 2 A'daki 60 yapar. Sonra başka dağıtabiliyor muyum? Evet B'den 2 B'ye dağıtabilirim. B'deki alan bak 40. 2 B'de kalan direkt 80 yapar. Sonra şuraya dağıtacağım. Boşluk burası. A'lara göre dağıtalım. A'da kalan olsa 2 A'da kalan. Bak A'da kalan olurken tepe noktası bu yaptı. 2 A'da kalan da 20 yapar. Sonra B'deki 20 ise 2 B'deki de 40 yapar. Toplayacağız. 80, 90, 120, 180, 200, 240 yapıyor Topladığımızdan Evet yani cevap Edremit yaptı dördüncü soruda. Geldik beşinci soruya. Şimdi burada hikayeler verilmiş. Yeşil alan havuzun yeşil alan havuzun alanından kaç metrekare daha büyüktür diye soruluyor. Yeşil alan havuzun alanından yani havuzun ayrıldığı bölge burasıymış. Havuzun alanından ne kadar büyüktür diye soruluyor bize. Şimdi neler verilmiş arkadaşlar? Burası 15. Bak burası da 15. Ha, ben tüm alanı bulabilirim. Bu arada alan dağıtalım mı? Dağıtalım bence. Şimdi 8'deki alan A ise hocam 16'da kalan 2A'dır. 1'e 2 oran var şimdi burada. Sonra burada 6 bölü 9. 6 bölü 9 dediğimiz nedir arkadaşlar? 2 bölü 3'tür. Yani 3A ise 9'da kalan 3A ise şimdi 2 bölü 3'e bunun bunun oranı. Yani burası 2A burası 3A gibi düşün. 3A'da kalan 3A ise 2A'da kalan da 2A mıdır? Evet alanı dağıttık. Şimdi tüm alanı bulabilir miyim? Bulabilirim. 15 15 burası da 24 dikkat. Şöyle bir ikizkenar üçgen çıktı. 15, 15, 24. Ben burada bir tabana ait yükseklik çizerim. 12, 12 yapar. 12, 15, 9, 12, 15. Tüm alanı bulurum. Toplamda 2, 4, 5 A alanı ne eşit? Hocam 24 çarpı 9 bölü 2. 24 çarpı 9 bölü 2 eşit. E buradan şunlar sadeleşse işte kaç yapıyor? 12, 108. A'yı da buradan 108 bölü 9 ile 12 çarpı 108 bölü 5 mi yaptı? Evet. Şimdi yeşil alan 3A. Havuzlu bölgenin alanında 2A. Yani 3A eksi 2A isteniyor. bizden. yani A isteniyor. E A da bak ne çıktı? 108 bölü 5 çıkmış zaten. E o zaman cevap ne yaptı? 108 bölü 5 oldu. Yani cevap C an oldu. 5. soruda geldik 6'ya. Evet alanlarda şöyle şey verilmiş. 6 ve 12 verilmiş. Bir de paraleller verilmiş. Dikkat. Öncelikli olarak şunlar birbirine paralel verilmiş kırmızılar. Bir de maviler de şöyle birbirine paralel verilmiş. Arkadaşlar şu mavi paralelliklere bakacak olursak eğer şu paralellerde iki paralel doğru arasındaki yüksekler eşit ya. Yüksekler eşit olduğu için alanlar oranı tabanlar oranı eşit olmaz mı? Olur. E o zaman burası A ise burası 2A diyebilirim. Çünkü alanlar oranı 1'e 2 tabanlar oranında 1'e 2 olmak zorunda. Tekrar söylüyorum bak şu paralel doğrular arasında şu yükseklik, bu yükseklik aynı. Yükseklikler aynı olan üçgenlerde zaten alanlar oranı tabanlar oranına eşittir. E A 2A yazdım. Peki şu paralellikte temel orantı var. E hocam şunu şunu oranı 1 bölü 2 olacak. Yani bir orta taban var şu paralekte O zaman bunlar birbirine eşit. Hatta bunlar da birbirine eşittir. Peki sen şimdi kırmızı paralelliğe bakacak olursan. E hocam şunlar da birbirine eşitse bunlar da birbirine eşittir. E o zaman burası K, K ise e, bununla bu eşit olacağından burası da 2K'dır. E sonrasında alan dağıtabiliriz. K'da kalan 6 ise 2K'da kalan yine 6'dır. Çünkü tepe noktası D'ye göre alan dağıttık. Boşluğu bulduk. E şimdi burada 2K burası. 2K'dan 2K'ya alan dağıtalım boşlukları bulmaya çalışacağım. 2K'da kalan 12, 12, 24 ise 2K'da kalan yine nedir? 24'tür. Alan AED yani 6 çarpı alan BFC 24 isteniyor bizden. O da 6 kere 4, 24, 12, 144 mi çıkıyor? Evet cevap C han oldu 6. soruda. Geldik 7. soruya. Şimdi açı ortaylar verilmiş. Burada kaç? 90 artı 60 bölü 2'den bulunurdu. Ya da Şuraya A, A diyelim. Buraya da BBA açısı diyelim. 2A artı 2B artı 60 eşittir 180 ya. E buradan 2A artı 2B 120 çıkar. A artı B de kaç çıkar o zaman 60 çıkar. A artı B 60 ise o zaman buraya kaç kaldı? 120 derece kaldı. Formülle de formülsü de yapabiliriz. E sonra kollar çarpı sinüs alfa bölü 2. Den sonuca ulaşırız. Ama şunu söyleyeyim ben. E ben tabana ait yükseklikten bulurum. İster 8 tabanına ait yükseklikten bul. İstersen 6 kök tabanına ait yükseklikten bul. Fark etmez. 6 kök tabanına ait yükseklik. Tepesi burası ya hop yükseklik sadece dışarıya düşer. E hocam burası 60 derece olur. 120'nin 180'e. Tam 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 yapar. Burası da 4 kök 3 yapar. Tabanımız bu iken yüksekliğimiz de bu yaptı. Alan ABC yani 6 kök 3 çarpı 4 kök 3 bölü 2 eşittir. Şunlar sadeleşse 2. 12 ile 3'ün çarpımı kaç yapıyor o zaman cevap? 36 yapar. Evet 7. soru Ceyhan oldu. Geldik 8'e. Soruya baktığımızda 12, 30, 45 ve x verilmiş. Bir de oran verilmiş burada. Burası 3K iken buraya 2K yazalım. Evet 2K, 3K verilmiş burada. Ne yapabiliriz? İki farklı şekilde yapabiliriz. Bir oran mantığını bir de özel açı mantığını kullanarak yapabiliriz. Özel açı mantığını kullanıp şuradan dik çizdiğim zaman 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 yapar. Hocam 45'i kullanmak için de ne yaparız? Ya buradan dik çizeceğiz. Bu köşeden dik çizince ama çıkmıyor. X'i bölüyorum ya da buradan dik çizeceğim. Buradan silen içeri düşmüyor. Demek ki dışarı doğru düşüyor. Çünkü niye? Geniş açılı bir üçgen büyük ihtimalle. E burada sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Daha bitti. Şurada bir ne var? Kelebek benzerliği var. Her ikisi de aynı doğru yedik. 2 bölü 3 oran var. 2 k'daki 6 ise 3 katı 3 katı burası 9 yapar. Ve sonra buradaki büyük üçgende hocam 45 45 90 üçgen 9 9 da 9 köklü diye sonuca ulaşırız. Yani cevap 9 köklü olur. Birinci yol bu olsun. İkinci yolda nedir? İkinci yolda şudur arkadaşım. Şurası 2K burası 3K verilmiş ya. E burada 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A diyebiliriz. Alan mantığıyla yapabiliriz bunu. E burada alan mantığında 30'lar 45'ler girmiş. Tabana ait yükseklikler çizerek de yine sonuca ulaşabiliriz. Ama hadi sinüsten yapalım bu sefer. Şurayı ye diyecek olursam. Hocam şu üçgenin alanı nedir? Bakın şu üçgenin alanı ve şu üçgenin alanı oranlaması 2 bölü 3. O zaman oranlayalım bunları. 12 çarpı y çarpı sinüs 30 bölü 2 değil mi orası? Evet sinüs 30 bölü 2 bu alan bölü X çarpı y çarpı sinüs 45 bölü 2 bu alan. Bunlar oranladığım zaman kaç yapacakmış? 2 bölü 3 yapacakmış. Peki hocam burada y'ler gitti. Bölü 2'ler gitti. Ee, o zaman burada ne oldu? Sinüs 30 dediğimiz nedir? 1 bölü 2. Hatta şöyle çizeyim ben sana. 30, 60, 90 üçgeni 1, 2. Burası kök 3. Sinüs 30'da 1 bölü 2 yaptı. E hocam şunlar sadeleşti. Yukarıda ne kaldı o zaman? 6 mı kaldı? Evet. O zaman 6 kaldı sadece yukarıda. Aşağıdakine bakalım. Aşağıdakine baktığımız zaman da x kaldı ve sinüs 45 kaldı. Sinüs 45 nedir arkadaşlar? Şöyle 45 45 1 1 kök 2. Sinüs 45 de 1 bölü kök 2'dir. Kök 2 eşitliğinde çarparsam hatta kök 2 bölü 2'dir. O zaman x çarpı kök 2 bölü 2 kaldı. Eşittir 2 bölü 3'müş. E hocam şu pardon. İşler işler yapalım. 18 eşittir x çarpı kök 2 bölü 2'nin çarpımında kök kim yaptı? Evet x de böylelikle 18 bölü kök gelir. Kök 2 çarparsam 18 kök 2 bölü 2'den 9 kök 2 diye cevaba ulaşırız. Bak alan sanki daha uzun oldu. Yani hem burada özel açı mantığı hem de benzerlik kullanarak da daha kolay çıkıyor. Ama alandan da sims alan formülünü de burada tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Evet 8. soru Denizli oldu geldik 9. soruya. Aşağıda birer köşelerinden kısa kenarları arasında 150 derece olan iki dikdörtgen cetvel verilmiş. 150 ise burası 90 burası da 90 ise 90 90 180 360 yapması için buraya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Cetveller arasında çekilen iplerden biri 2'ye biri 14'e biri 1'e biri, biri de 4'e geçiyormuş. Kırmızı bir üçgenin alanı mavi üçgenin alanının 40'dan ne kadar fazladır diye soruluyor. O zaman ne yapmam lazım? Şu şekli şöyle büyüteyim istersen. Evet şunu şöyle büyütüyorum. Şöyle aldım buraya. Hatta biraz daha bir tık daha büyüteyim şöyle. Daha net bir şekilde anla. E hocam ben burada ne yapmalıyım? Arkadaşlar burada ben şu alanı bulabilirim. Bak şu alanı bulabilirim. E buldun. E bu alanı buldun. Hatta bu alanı da bulabilirsin ama bunları bulduktan sonra biz böyle bir alan dağıtımı da yapmamız lazım. E alan dağıtımı yaparken hadi ikiden başlayalım. En küçük üçgenden başlayalım. İkideki alan A ise, ikideki alan A dedin. Ama buradaki oranlamaları bilmiyoruz değil mi? Oranlama lazım olacak bana. O zaman sildik. Yani ya buradaki oranlama ya da buradaki oranlamayı bulmam lazım alan dağıtmam için. E ne yapacağım? Şurada şey var. Yani şuradaki oranlamayı bulursam yeterli olacaktır. E hocam ya buradaki oranı kullanacağım ya da buradaki oranı kullanacağım. Burada oranı kullanırsam paralel açıysam böyle. Hocam bunlar eşit ya. Bunlar da eşit. 1 bölü 2, 1 bölü 2 olacak burası. 1 bölü 2 ile uğraşmak istemiyorum. O yüzden şuradaki oranı kullanmak istiyorum. Buradan da nereye paralel açıysam? Şuna. Buradan da şuraya doğru paralel çizdiğimde. Hocam 1'e 13 var. E o zaman burası K ise burası 13K değil midir? Evet. Tamamı idi. Yani 14K2. E burası da 14K. Bak 14'e 13 çıktı. Yani burası 14A ise burası da 13A oldu mu arkadaşlar? Oldu. E tamam. 14'e 13'ü bulduk. Bak oranlamayı bulduk. Bundan sonrasında şurayı sileyim istersen alan dağıtayım. Tamam mı? 14'e 13'ü buldum. Hadi alan dağıtmaya başlayalım. Hocam 13 13A'daki alan 13A ise Hop 14 de A'da kalan 14 A'dır. Sonra toplamda bak 2'deki alan 2'deki alan 2'deki alan kaç A? 27 A. E o zaman burası da 27 A'dır. E sonra ne yapacağım? 1'deki alandan 13'deki alana gideceğim. 1'de kalan kaç burası? 27 A'ydı değil mi? 1'de kalan 27 A'ysa ise alanda kalan 13 çarpı 27 A. 13 ile 27'yi çarpacak olursam 3 kere 7 21. 7 91 yaptı. Bu da 26. Kaç yapıyor? 330. Bak 9 6 daha 15 351 yaptı. E, 351'den de 14 çıkartırsam çünkü şunun tamamı 351 yaptı. 14'ü çıkartırsam da kaç kalıyor? Burası 7 mi kaldı? 7 kaldı. 4 3 yani 337. Burası da 337 A yaptı arkadaşlar. 337 A yaptı burası E şimdi ben ne yapacağım burada? E, herhangi bir tanesinde A'yı A sayıyı bulayım. Hocam şuradan yola çıkayım. Şu alanı bulmak daha kolayıma geldi. E burada kalan da bak 30 derece burası. Şurası 1 ve burası kaç? 4. Hocam burası 1 ve 4 olduğu için yani sen 1 ve 4'lük alanı alıyorsun. 1 ve 4. Hocam tabanına ait yüksekliği çizeyim. 90'ın karşısı şurası 30 derece ya. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. E 1 çarpı 2 bölü 2 bu alana eşittir. 1 çarpı 2 bölü 2 alanında 1 değil midir? Evet. Yani şu alanı komple 1 buldun. Yani burası kaç? 27, 27, 54 A'ya eşittir. 1 buldun. A da buradan 1 bölü 54 gelir. E benden şu alanlar farkı isteniyor. Yani 337 şurayı ben ne buldum? 337 A buldum. Şurayı da 13 A buldum. Şimdi 337'den de 13 çıkartırsam 4 burası 2 burası değil mi? Evet. Valla işlem kalabalığı var. Yapacak bir şey yok. Bu da 324. Yani 324 A isteniyor arkadaşlar bizden. Bu da 324 çarpı 1 bölü kaç? 54. E o zaman bu kaç geliyor? 6 geliyor galiba. 6 kere 4. 24. 6 kere 5 30 evet. Şununla şu sadeleşince de cevap kaç geldi o zaman? 6 geldi. Yani cevap denizli oldu arkadaşlar. Ya burada işin içinde ne var? Tam sayılar gıcık ama ya gıcık sayılarla da uğraşın. Biraz da bir tıkta son testlere doğru geldik. Oranlama lazım. Oran mantığını kullandık burada. İlk önce benzerlikle sildim oraya ama benzerlikle şuradaki oranı buldum. 13 14 buldum. Sonra alan dağıttım. E sonra burada kalan belli zaten. Sonra benden şu alanlar farkı isteniyordu. Yazdık. A'yı bulduktan sonra da orası da çok da güzel bir şekilde çıktı açıkçası. Evet daha farklı bir şekilde yapılabilir mi? Valla benim gözüme bu kesti başka türlü de oran e, bulunmazdı gibi geliyor. Oran mantığını bu şekilde kullandık. Paralel çizip ona göre işlem yaptık arkadaşlar. Tabii oranı bulurken farklı teknikler kullanabilirsin. Ben şuradan paralel çizmiştim. Sen buradan çizip de yine oradan da bulabilirsin tabii ki. Bu da tamamıyla sana kalmış. Dokuzuncu soru Denizli yaptı. Geldik onun soruya. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi verilmiş. 10 verilmiş. 2 kök 13 verilmiş. Hı hı hı. BG ile GC dik vermiş. Hocam buradaki dikliği ben kullanacağım. Bu ağırlık merkezinde garibim buraya kadar gelmiş. Yani ya bunu, bunu uzatacağız ki bunu uzatacağımız belli 5-5 yapıyor. Şunu uzatırsam şu an öyle güzel bir durum falan da gelmiyor arkadaşlar. E burada da bu arada 1 2 oran yok mu? Burada var. E ne yapacağız burada? Hocam bak bir burada Pisagor bir de burada Pisagor. Her ikisinde de h ortak değil mi? Evet. E ne yapacağız? H ortaksa h yalnız bırakacağız. Yani h kare bu neye eşittir h kare? Hocam 5'in karesi eksi a'nın karesine eşittir. E, buradakinde h kare neye eşittir? 2 kök 13'ün karesi 2 kök 13'ün karesi eksi 2 a'nın karesine eşittir. Bunlar her ikisi de h kare eşit olduğu için bunlar birbirine eşittir. Yani ikili Pisagor yaptık. ÖSYM bunu sever. İkili Pisagorlarda ortak olan kenar varsa onu yalnız bırakıyoruz. Kaç kare hem burada buna eşit hem buna eşit oldu. Da bunlar birbirine eşit oldu. Buradan 25 eksi A kare eşittir. 52 eksi 4 A kare yapar. Bu attık öbür tarafa 3 A kare. Bu da 27 yapar. O zaman A kare eşittir 9'dan A'yı da 3 olarak buluruz. Evet A 3 oldu arkadaşlar. A 3. Burası 6 oldu. Alan ABC isteniyor bizden. E tamam 3 5 ne üçgeni? 3 4 5 üçgeni. Bu üçgenin alanını ben bulabilirim. 3 çarp 4 bölü 2. 3 çarp 4 bölü 2 nedir? 4 kere 3 12 bölü 2'den 6. Hocam şurada kalan 6 ise artık alan dağıtabilirim. A'da kaltıysa bu ya da burada kalanı da bulabilirsin. 6 kere 4 24 bölü 2'den 12 diyebilirsin. Ya da A'da kalan 6 ise 2 A'da kalan 12. Hocam sonra burada da bir alan dağıtımı yapabiliriz. 5'te kalan 18 ise 5'te kalan yine 18'dir. Toplamda da tüm alan kaç yapıyor o zaman? 36 yapıyor. 18, 12 ve 6'nın toplamından dolayı. Bu da güzel bir soru. 13 soru balık kesir oldu ve... Geldik son soruya. ABC ve DB'ye birer üçgen ve açılar eşit verilmiş. Demek ki ben bu açıları kullanacağım. Şurası 12 burası da 12 verilmiş. Aa hocam ikizkenar üçgen oluştursak mı? Bakalım özel bir durum. İkizkenar dik üçgen oluşuyor en azından. 45 45 90 üçgen oluşuyor. Özel bir durum çıkmazsa silerim yalnız bak dikkat. Ee, o zaman burası ne oldu? 45 eksi alfa oldu. Hocam burası da 45 eksi alfa oldu. A burada ikizkenar çıktı. Bak sen şu işe şunlar birbirine eşit oldu. Hocam hem bunlar eşit hem de şunlar birbirine eşit. E o zaman burada sanki ağırlık merkezine ilgili bir iş yapacağım. Arkadaş dikkat dikkat. Sen buradan bir dik çizsen tabanı iki parçaya böler mi? Böler. Hocam büyük üçgende x kenar dik üçgen ya. Buradan dik çizsen yani kenar orta dikmesi. Bunun kenar orta dikmesi bu köşeden geçmek zorunda. O zaman bu doğrusal olmak zorunda. Ya da buradan dik çizsen buradan çizilen dik tabanı iki parçaya böler. O yüzden doğrusal. Ya da e, bunun orta dikmesi aynı zamanda büyük üçgenin orta dikmesi olmak zorunda. x kenar olduğundan dolayı. Aa ne çıktı? Kenar ortay, kenar ortay. Bak kenar ortay, kenar ortay. Burası ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezi alan dağıtımı da şunu şöyle uzatacak olursak. 6 eşit parçaya bölmüyor mu alanları? Bölüyor. E ne isteniyor? Şu alan yani A bölü alan ABC. ABC'nin alanı 3A isteniyor. Yani cevap 1 bölü 3 yaptı. Güzel bir soru ama farklı bir açıdan da çözerim ben bunu. Açıları vermiş ya. Ben şu şekilde yaptım bunu. Şimdi silip başka bir şekilde de yapabilirim. Bu arada A alanı isteniliyorsa bizden hocam 12 çarpı 12 bölü 2 6 A'ya eşit A, A alanı da bulabilirim. Onu da söyleyeyim. Başka türlü nasıl çözebilirim? Doğru. Güzel bir çözüm ama bu. Dikkat. <laughs> hocam şimdi benden şu üçgenin alanı isteniyor ya. Bu bir üçgenin alanı şekilde 90 derece varsa taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 değil midir? Evet. O zaman ben burada 6 tabanı verildiği için 6 tabanına ait yüksekliği çizeceğim. E, bak şunlar birbirine paralel mi oldu? Evet. E burası alfa Burası da alfa. E paralellikten dolayı burası da alfa. Ve dikkat et ilk baştaki üçgende alfa beta. Bak dikkat et. Alfa beta 90'lı üçgende alfadan beta'ya geçiş bir iki. En sevdiğim üçgen. En sevdiğim üçgen. Hocam benzerlik yapacağımız belli zaten. E burada da alfa beta'lı üçgen var. Alfadan beta'ya geçiş bir iki. En küçük üçgenden başla. Hocam en küçük burası. Alfadan beta'ya geçiş bir iki yazdım. E sonra şuradaki üçgende de bak alfa 90 betalı bir üçgen burası da. Alfadan beta'ya geç 1, 2. Yani 2 a ise burası kaç a olacak? 4 a olacak. 1, 2'den dolayı. E o zaman buraya kaç a kaldı? 3 a kaldı. A 3 a 6 ise a'yı buradan kaç bulduk? 2 bulduk. A 2 ise o zaman burası kaç yaptı? 4 yaptı. Şimdi alan DBE. Bu da ikinci yolun şeyi, çözümü arkadaşlar. Alan DBE. A 2 buldun ya. 6 çarpı 4 bölü 2. 6 çarpı 4 bölü 2 bölü alan ABC. ABC alanında belli zaten. 6 çarpı 12 bölü 2. E tamam 6 bölü 2'ler sadeleşti. 4 bölü 12'den cevap kaç yaptı o zaman? 1 bölü 3 yaptı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu da ikinci yoldan çözüm oldu. Ve her iki çözüm de gerçekten çok kıymetli ve çok da güzel iki çözüm oldu arkadaşlar. Evet 11. soru Balıkesir yaptı. Ve böylelikle alanda dördüncü test biter. O zaman sonraki testimizde yani alanın son testinde test 5'te görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.